Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estaizu billah. Rabb şirah li sadri ve yessir li emri. Vahlu lukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allemteni ve allimni ma yenfe'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamun aleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 13. sözden, onun da 2. makamından devam ediyoruz. Burada şu başlığı bir daha paylaşalım sizinle. Risale-i Nur mizanlarından 13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Risale-i Nur mizanlarından 13. sözün 2. makamının haşiyesidir. Başlıklı mektuplardan birincisini okuduk, ikincisini okuduk. Şimdi üçüncüsündeyiz. Üçüncü mektup yine mahpuslarla ilgili. Ancak bu sefer daha lokal bir alana giriyoruz. Mahpuslar arasında herhangi bir sebepten başlayabilen kan davaları, sürtüşmeler, gerilimler ve Bediüzzaman Hazretleri bunlar üzerine konuşuyor. Fakat burayı konuşurken dahi aslında konuştuğumuz Kur'an, bunu hep aklımızda tutmalıyız. Zaten Bediüzzaman Hazretleri'nin bu eserleri bir tefsir. 13. sözün 1. makamında Kur'an'ın şifa ve rahmet olduğunu belirten bir ayet ile başlamıştık. O ayetin tefsirini 13. sözün 1. makamından metodolojik anlamda almıştık. Ama şimdi de sahadaki yansımalarını görüyoruz. Bunu tekrar tekrar söylüyorum ki hani mektubu niye okuduğumuz bilinsin. Bediüzzaman Hazretleri burada işte mahpuslar arasında yaşanan hadiselerde Kur'an'ın nasıl şifa, nasıl rahmet olduğunu uygulamalı olarak söylüyor. Burada anlattığı şeyler, söylediği şeyler, tavsiye ettiği şeyler aslında Kur'an'ın ayetlerine dayanan şeyler. Mesela sulhun hayır olduğu Kur'an'da geçen bir şey. Nisa suresindeydi galiba. Yine başka ayetlerde Bediüzzaman Hazretleri'nin burada söylediği şeyler var. Yani biz burada Kur'an hayata nasıl iner onu öğrenmiş, görmüş oluyoruz bu mektuplar vesilesiyle. Zaten bu mektupların derlenip 13. sözün 2. makamını oluşturmasının sebebi de o. Yani 13. söz aslında Kur'an'ın metodolojisi hakkında bilgi veren bir söz iken, onun hikmeti felsefe ile, felsefe ulumuyla kıyaslamasını yapan bir ders iken, burada daha başka bir şeye dönüşüyor. Hayata nasıl katıldığının dersi dinleniyor burada. Başlayalım. Başlamak bitirmenin yarısıdır. Bismihi Subhane ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daime. Ve aleyküm selam ve rahmetullah diyelim biz de Bediüzzaman Hazretleri'nin bu selamına. Mektuplarına Bediüzzaman Hazretleri genelde Bismihi Subhaneh diyerek başlıyor. Yani kusurlardan münezzeh olan Allah'ın adıyla demek bu, yanlış bilmiyorsam. Burada nasıl verilmiş? Her türlü noksan sıfatlardan yüce olan Allah'ın adıyla diye söylenmiş. Genelde bu ifadeyi kullanıyor. Yine mektuplarında sıkça kullandığı bir ayet-i kerime, en başta zikrettiği bir ayet-i kerime. Bunun bir yerde nedeni sorulunca şöyle söylüyor. Kur'an'da bana açılan ilk ayet buydu diyor. Hangi ayet o? Estağfirullah. Ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdi. Bu ayet İsra suresinin 44. ayeti. İsra suresinin 44. ayeti. Kısa bir meali de şu şekilde. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. Ben bu ayeti kerimeyi başka zamanlarda, başka derslerde tefekkür ederken şöyle bir şey hissediyorum. Bu ayeti kerime aslında bize buyuruyor ki, haber veriyor ki, uyandırıyor ki, kainatın tamamı mümin için, Müslüman için bilgi alanıdır. Bakın, hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin diyorsak, buna iman ediyorsak, bunu savunuyorsak, bunun bedeli olarak yüklenmemiz gereken şey, kainatın tamamını Allah adına bir bilgi alanı, Allah ve akaid-i imaniye ve şeriat adına okumamız gereken bilgi alanı olduğunu kabullenmek ve bunun mesaisini sarf etmek. Biz kesinlikle kainatta bizim mesul olduğumuz şeriatı, sünnet-i seniyeyi, Kur'an-ı Kerim'i yalanlayan bir hakikat olduğuna inanmıyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Cenab-ı Hakk'ın kevni şeriatıyla, kelami şeriatı, kevni şeriatı kainat.
Kelami şeriatı da işte bizim mesul olduğumuz İslamiyet arasında çelişki olamaz. İslam ne diyorsa kainat onu doğrular. Kainatta bir şey oluyorsa İslam'da da bunun açıklayıcısı veya tefsir edeni bir hüküm, bir kaide vardır. Hani yine bir yerde Bediüzzaman Hazretleri diyor, Kur'an kainatı tefsir ediyor. Bir başka açıdan da kainat Kur'an'ı tefsir ediyor. Kur'an'daki hakikatleri de kainattaki delillerle anlayabiliyoruz. Elbette Cenab-ı Hakk'ın başka kitapları da var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da Cenab-ı Hakk'ın insandan kitabı. Vicdan içimize koyduğu başka bir kitap. Yani üç kitap, özellikle üç kitap. Bir yerde Bediüzzaman Hazretleri dört diyor buna. Dört bürhan diyor mesela. Mesnevi Nuriye'de vicdanı da katarak. Ama biz genelde kullandığı üç muallim, üç kitap üzerinden düşünelim. Kainat, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ve Kur'an. Bunlar Cenab-ı Hakk'ın üç kitabıdır ve mutlaka birbiriyle uyum içindedir. Çünkü aynı Allah'ın kitaplarıdır. Yani Müslüman olarak böyle bir bilgi sahasına bakıyoruz biz. Her şey Allah'a tesbih eder, hamd ile tesbih eder. Demek ki her şey Cenab-ı Hakk'a dair bir bilgi kaynağıdır. Onun hükümlerini doğrular, ondan haber verir, ona dair marifetler edindirir. Eğer bu gözle bakarsanız, okursanız. Hani böyle bir şey var. Bu ayet-i kerimenin Bediüzzaman Hazretleri'nin için bu kadar önemli olması, işte Risale-i Nur belki şekillendiren bakış açısının bu olması. Biz Bediüzzaman Hazretleri'nin bir ayet-i kerimeyle tarif etsek ne deriz? İşte bu ayet-i kerimeyi söyleriz. Bütün kainatı Cenab-ı Hakk'ı tesbih ve hamd eder şekilde okuyan birisi o. Demek ki bu ayet-i kerime ona açılmış. O da bütün kainata bu bilgi alanının sahası olarak muhatap olmuş. Ve oradan gelen hakikatleri de bize burada sunmuş. Peki Bediüzzaman Hazretleri neden ahir zamanda böyle bir yol tutmuş? Öncelikle kendisi bunun Kur'ani bir metot olduğunu söylüyor. Yani Kur'an bize kainatı unutmamızı veya hiçliğe atmamızı emretmiyor. Hep bakmaz mısınız, görmez misiniz tarzı beyanlarla kainattan misaller veriyor bize. Deveyi misal veriyor, karıncayı misal veriyor, arıyı misal veriyor. Sivrisineği misal veriyor ve daha nice şeyler mesela semayı misal veriyor vesaire. Bediüzzaman Hazretleri buradan çıkarmış ki yani Kur'an'ın metodu kainatı unutmak değil. Ya kainatı Allah'a hatırlatır şekilde okumaya alışmak. Ve ahir zamanda kabul edelim ki biz de kainatı unutabilir bir pozisyonda değiliz. Bize kainat çok gösteriliyor, çok albenili tanıtılıyor, çok çok vurgulanıyor zaten. Ahir zamanın tuzak olmasının bir yanı da işte o zamanda yaşayanların seve seve bile bile dünyayı ahirete tercih edecek olmaları. Demek ki dünyanın vurgusu o kadar şaşırtacak, o kadar afallatacak bir düzeyde ahir zamanda. Bunu biz yaşıyoruz zaten, içindeyiz. Reklamlardır, işte yeni ürünlerin tanıtımlarıdır, billboardlardır, duvar panolarıdır, bilmem şudur budur. Yani dünyadan nereye kaçıyorsun? Kaçabilecek bir yerin yok. Her yer dünya, dünya, dünya. Peki burada yine Cenab-ı Hakk'ın huzurunu yakalamanın bir yolu yok mu? Bediüzzaman Hazretleri işte Kur'an'daki o metottan böyle bir şey olabileceğini sezmiş. Yani öyle bir okumayı öğrenmeliyiz ki biz kainatı, o gösterilenler de karşı koyamadığımız, maruz kaldığımız o bilgi yığınları da bizi Allah'a çağrıştırsın. Öğrenmek zorunda kaldığımız, bu hayatı yaşamak için öğrenmek zorunda kaldığımız her şey yine Allah'a bir tarafıyla göstersin, bizi o huzurdan mahrum edemesin. Bu bilgi yığını, bu enformatik cehalet, bu enformasyon saldırısı bizi yine Cenab-ı Hak'tan mahrum edemesin. Bediüzzaman Hazretleri belki burada Allahu Alem öyle bir huzur makamını yakalamanın yolunu görmüş, bize de öğretiyor. Biz kainatı vahdet-i şuhud mesleğinde olduğu gibi o mesleği tutanlardan da Allah razı olsun. Kesinlikle çok büyük bir meslek ve üzerinden çok ulema, alim yetiştirmiş, ehlullah yetiştirmiş bir meslek. Ama bu zamanda Bediüzzaman Hazretleri diyor ki yani bu varlığı unutmak pek mümkün değil. Kur'ani olana dönelim, varlığın içinden Allah'a yol bulalım gibi bir şeyi hissediyoruz. En doğrusunu Allah bilir. Evet, bu ayet-i kerime de bunu söylüyordu bize. Ve in min şeyin illa yüsebbihu bihamdih. Hiçbir şey yoktur ki Allah'a hamd ile tesbih etmesin. Ama görebilen için, ama duyabilen için, ama arayanlar için elbette. İbn Arabi Hazretleri'nin dediği gibi her arayan bulamaz ama bulanlar da ancak arayanlardır. Cenab-ı Hak bizi bulanlardan eylesin.
Ve selam cümlesi. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatü ebeden daime. Onun da kısa bir manası şu şekilde. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi sonsuza kadar sürekli üzerinize olsun. Ne güzel bir selam. Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim. Ey hapis arkadaşlarım ve din kardeşlerim. Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. O da şudur. Bu ihtar edildi meselesi de çok suistimal edilir. Yani Cenab-ı Hak bir kulunun kalbine bir şey yazmayı düşürmez mi? Ya bütün yazarların kalbine zaten bir şey yazmak düşürülüyor. Yani hangimiz doğduğumuz anda rut bütün elimizde liste ne yazılacak ne söylenecek biliyoruz? Öyle bir şey yok. Kalbimize bir arzu düşüyor, bir istek düşüyor. Ya şu herhalde dile gelmeli veya o dile gelecek şeyin bizzat kendisi. Ha bak şöyle bir şey, bunu kimse yazmamıştır, ben yazayım. Kimse söylememiştir, ben söyleyeyim. Ha, bu bir ihtiyaç oldu, buna dile getireyim falan hissediyoruz değil mi? Ya bu manada herkese Allah yazdırıyor. Yani herkes Allah'ın zaten ilhamına muhatap oluyor. Şairi de oluyor, müzisyeni de oluyor, yazarı da oluyor. Elbette ehlullahın da Allah dostlarının da onların makamına göre Cenab-ı Hak tarafından ihtarları oluyor. Onlara bir şeyler söyleniyor. Şunu yaz, bunu söyle, bunu beyan et. Kalplerine bir aşk, bir arzu düşürülüyor. Bunu böyle anlamak lazım yani. Elbette Bediüzzaman Hazretleri'nin kalbine gelen ilham benim kalbime gelen ilham gibi değildir abi. Şiir yazayım falan diye oturduğum gibi değildir ama nihayetinde o da aynı merkezden gelen bir çağrıdır. Bu çağrışımı kim hissetmiyor kendi hayatında? Hangimiz hissetmiyoruz? Hani bir şey üretiyor olun da ilhama muhatap olmayın. Hatta teknolojik icatlarda adam gündüz uğraşıyor bulamıyor. Gece yatıyor uykusunda rüya olarak görüyor nasıl yapılacağını. Veya işte çalışıyor çalışıyor bulamıyor. Oturuyor ağacın altında kafasında bilmem elma düşüyor. Aa diyor şöyle şöyle falan. Bu olmuyor mu? Yani bunun mevzul miktarda misali yok mu? O alanda bile yani. Olduğuna göre hani bununla savaşmamak lazım. Sanki Bediüzzaman Hazretleri ben vahiy alıyorum demiş gibi haşa sümme haşa. Hiç öyle bir şey yok tabii ki de. Zaten kendisi eserlerinde ilhamla vahyin farkını beyan ediyor. Ama elbette Cenab-ı Hakk'ın kelamı denizler mürekkep olsa yazılmayacak kadar çok. Her mahlukla hatta Kur'an'daki beyanıyla arıyla konuşuyor değil mi? Arıya vahyettik diyor. Bütün canlılarla onların durumuna göre ilhamlarla yapacakları şeyler bildiriliyor. Hani içgüdü diyorlar bilmem başka bir şey diyorlar. Biz diyoruz sevki ilahi yani Cenab-ı Hak onları oraya sevk ediyor o görevleri için. İşte somon balıklarına doğdukları yere kadar yüzmeyi Cenab-ı Hak ilham ediyor. Veya işte bir kelebek nesli var. Üçüncü nesil tekrar dönüp doğdukları yere dönüyor falan. Böyle hayvanlar aleminden misaller çoktur. Bunlar ilham işte. Yani biz de mi maddeleşelim, içgüdü diyelim, şu diyelim, bu diyelim? Gerek yok böyle bir şeye. İşte Bediüzzaman Hazretleri de kendi makamına göre hapishanede böyle bir ilham almış. Size hem dünya azabından hem ahiret azabından kurtaracak bir hakikati beyan etmek kalbime ihtar edildi. Mesela, o da şudur. Mesela birisi birinin kardeşini veya bir akrabasını öldürmüş. Bir dakika intikam lezzetiyle bir katil, milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir. Bak ne diyor? Bir dakika intikam lezzetiyle bir katil. Bir dakika o işten alacağın keyif, hava, ne bileyim kabadayılık hissi, öfke tatmini birkaç dakika. Lezzetiyle bir kat, milyonlar dakika hem kalbi sıkıntı hem hapis azabını çektirir. Ve maktulün akrabası dahi intikam endişesiyle ve karşısında düşmanını düşünmesiyle hayatın lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabını çekiyor. Yani iki taraf içinde bir taraf intikam alması gerekiyor ama aynı zamanda düşmanlarının da varlığı haklında. O öldürenin akrabaları da mesela korkuyor ya bizden intikam alınır mı? Kan davası oluyor yani onlardan birisi öldüğü zaman bunlardan da bir erkeği öldürüyorlar falan. Veya bazen çocuklara kadar iş götürülüyor. Allah muhafaza.
hayatının lezzetini ve ömrünün zevkini kaçırır. Hem korku hem hiddet azabı çekiyor. Bunun tek bir çaresi var. O da Kur'an'ın emrettiği ve hak ve hakikat ve maslahat ve insaniyet ve İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musalaha etmektir. Burada demiş hemen bak dipnot düşmüş söz basım Allah razı olsun. Nisa suresinin 128. ayetinde geçiyormuş. Hucurat suresinin de 9. ayetinde bu sulhün hayır olduğu, maslahatın, faydanın sulh üzere olduğu. İslamiyet iktiza ve teşvik ettikleri olan barışmak ve musalaha etmektir, sulh yapmaktır. Evet, hakikat ve maslahat sulhtür. Ne demek hakikat ve maslahat? Yani maslahat zaten biliyorsunuz o fayda demek. Faydalı olan sulhtür. Hakikat tarafı da yani bu işi sonuca bağlayacak olan büyük resimde vücudi olan diyelim, hayri olan, vücudi olan sulhtür. Yani o mücadelenin, o cengin, o cihadın, cihat demeyelim ona cihat denmez de mücadelenin bir sonu yok yani. Ademe gidiyor. Onu vücuda çevirmek yine sulhlu olur diyor. Çünkü ecel birdir, değişmez. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o kazayı ilahiye vasıta olmuş. Bu ne demek? Yani daha büyük resme bakın demek. Yoksa Bediüzzaman Hazretleri haşa ya kaderinde vardı bu zaten ölecekti. O adam vurmasaydı da ölecekti gibi cebriye usulü bir şey söylemiyor. Haşa Bediüzzaman Hazretleri ehl-i sünnet alimi. Yani burada takdirle sebebin ayrı olmadığına dikkatimizi çekiyor. Yani Cenab-ı Hak o adamın eliyle o ana takdir etmiş o eceli. En büyük resme baktığımızda bu iş böyle. Hani o adam bu işe vasıt oldu ama Cenab-ı Hakk'ın takdiri de var. Cenab-ı Hakk'ın takdiri demek değildir ki o adamın mesuliyeti yok. O adam da iradesini o yolda sarf ettiği için mesul. Günahının cezasını hem bu dünyada hem ahirette çekecek. Ama daha büyük resme çıktığınızda o resim çirkin değil. Yani öyle oldu diye o hadiseyi büsbütün şerrin içine atmamak lazım. Cenab-ı Hak onu öyle takdir ettiyse öyle olmasının hikmetleri vardır deyip hani büyük şeyde o işin zarara gitmediğini düşünmek. Belki Bediüzzaman Hazretleri'nin dikkat çektiği bu. Ben hani mesleğim olarak da editörlük yaptığım için şöyle bir yerden bakıyorum olaya. Hani iyi bir editörle çalışıyorsanız bir yazar olarak iyi bir editörle çalışıyorsanız ve onun da dosyanızda böyle itinalı bir şekilde çalışacak vakti bulduğunu, uğraştığını hissetmişseniz bu yazar için bir güvendir. Niye? Yani dağıtmış olamazsınız o kadar. Diyelim ki bilgi yanlışı yaptınız diyelim, cümlelerde hatalar yaptınız. Bu olabilir mi? Olabilir. Yani yazar ne kadar kendi kitabını okusa, kaç defa okusa yine hata olur. İmam Büveyti miydi rahimeullah? İmam-ı Şafii'nin rahimeullah talebelerinden birisi. Oydu galiba. Bir sözü var. Diyor ki Cenab-ı Hakk'ın kelamından başka yani bir kitabı diyor, ne kadar ilmi bir kitabı diyor. Ne kadar tekrar tekrar okusanız, çalışsanız onda hata bulunur. Çünkü diyor Cenab-ı Hak kendi kelamullah'ından başkasında hatasızlığa müsaade etmez diyor. Yani illaki beşer sözünde hata olur. Ama iyi bir editörünüz varsa şunu düşünürsünüz. Ya adam arkamı topladı. Benden sonra o da okudu metni. O bilgileri o da muhatap oldu. Cümleleri o da muhatap oldu. Bu kitap çıktığında herhalde beni rezil etmez dersiniz yani. O editörün kalitesine göre elbette. Bilmeyen birisi ise yani İlla editör diyoruz o başlığın için mutlaka dolmuyor. Ama kaliteli bir editörse, iyi bir editörse, bilgili bir insansa o başlığın içi iyi dolduğu için size de bu bir gönül huzuru verir. Büsbütün dağıtmış olamayacağınızı düşünürsünüz. İlla ki düzeltmiştir diye düşünürsünüz. Ben bir bilgi yanlış yapmış olsaydım bu editör onu tavsiye ederdi diye düşünürsünüz. Oradan tatmin olursunuz. La teşbih ve la temsil. Kaderde de böyle bir şey var. Cenab-ı Hakk'ın takdiratı bizim bütün amellerimizin üstünde. Ben evet gündelik hayatta çok şeyler, hatalar, şunlar bunlar yapmış olabilirim ama illaki Cenab-ı Hakk'ın takdiri bunları bir şekilde gördü, çevirdi, öyle murad etti, öyle buyurdu. Bir yerde bunlar vücudiliğe dönüyordur yani mutlak bir şekilde ademi değildir.
İnsan bir şekilde bu kadere imanla geçmişiyle barışmayı sağlıyor. Öyle olduysa Mevla'nın hikmeti onun üzerineydi diyorsunuz mesela. Mutlaka bir hikmet dolmuştur diyorsunuz mesela. Bu böyle bütün geçmişi bir yıkım, bir adem gibi görmeyi engelliyor. Ben bunu kendi hayatımda çok hissediyorum. Bilmiyorum ne kadar güzel ifade edebildim ama o şey sizden sonra derken sizin durduğunuz yer itibariyle elbette Cenab-ı Hak ezel ve ebedin sahibi. Siz daha varlığa çıkmamışken o onları biliyordu ve sizin için sonra olan şeyler onun için zamansız bir şekilde varlar. Yani zamanın dışında Cenab-ı Hak haşa dış derken mekan manasında değil, aşkın üstünde zaman onun mahluku. Böyle bir yerde Cenab-ı Hak ve hepsi onun kontrolünde. Siz ne yaparsanız yapın o kadar dağıtmış olamazsınız. Mesela iblis değil mi? Şerrin başlangıcı gibi bu imtihan sürecinde şerrin başlangıcı o gibi. Ya onun bile durduğu bir yer var hikmetin içinde. O bile o kadar dağıtamıyor yani. Varlık illa vücuduyla dönüyor. Burada kendi detaylarınızı kabul ettiğiniz zaman diyorsunuz ki ya Cenab-ı Hak bunu böyle takdir ettiyse bunda bir hayır vardı. Benim göremediğim bir hayır olabilir. Olanla, ola gelenle, varoluşla bir barışma yolu açılıyor. Onun eseri, yaratışı olduğunu bilmekle. Yunus Emre demiş ya Kuddise sürü, yaradılanı severiz, yaradandan ötürü. Yaratılan sadece şeyler olarak Ahmetler, Mehmetler, Fatmalar olarak düşünmeyin. Sizin geçmişiniz de yaratıldı. Onu da sevebilirsiniz hatalarıyla, günahlarıyla. Elbette bunlarla övünecek şeyler değil ama bir şekilde de bir sulh olması lazım ki yaşamaya devam edesiniz. Onlar da size mesela neyi bildirdi? Ya öyle çok da kibirlenecek, kurulanacak bir adam değilsin sen. Ben mesela işte diyelim geçmişte acziyete düştüm, fakriyete düştüm, özgüvensizliğe düştüğüm şeyler yaşadım. Ama bunlar da bana haddimi bildirdi yani. Ben de Cenab-ı Hak karşısında kendimi kul olarak biliyorsam bu burnumu sürtmelerimin bunda payı vardır. Veya dönüp Rabbimi bulabildiysem işte o yalancı özgüvenimin kırılmasının bunda payı vardır. Demem mesela onlarla evet o hatalarımdan Cenab-ı Hakk'a her zaman pişmanım ve her zaman tövbe ederim, her zaman affımı dilerim ama bir taraftan da derim ki bunlar başıma geldi ki beni adam etti. Bediüzzaman Hazretleri'nin yine vesvese de söylediği bir şey var. Vesvese bahsinde galiba. Diyor ki hani kendini diyor çok böyle kusursuz kendi cümlelerimle söylüyorum. Münezzeh yüksek bilmenden sen diyor. O vesveselerle uğraşıp hani bir havf ve reca arasında kalman senin için daha hayırlıdır diyor. O tam cümleler değil aklımdakiler. Bahsi inşallah oraya da geldiğimizde hatırlarız bu dersi de okuruz. Yani böyle olacağına ben süperim, harikayım, her şeyi hatasız yapıyorum. Böyle düşünüp ucuba gireceğine Cenab-ı Hakk'a karşı tam tersini düşünüp oldu mu olmadı mı amelim acaba sorunlu mu falan böyle bir haf ve reca arasında elbette aşırıya gitmemek kaydıyla obsesif kompulsif bozukluk gibi bir şey olmamak kaydıyla vesvese hastalığı olmamak kaydıyla bu diyor senin için hayırdır çünkü Cenab-ı Hakk'a karşı iddialarını kırar. Kendini başka bir şey Allah'tan başka haşa sümme haşa kulla Allah arası bir şey gibi görmekten seni uzaklaştırır diyor. Yani bu yalancı özgüveninizin kırılması için de böyle şeyler lazım oluyor. Efendim konuyu dallandırdım. Devam edelim. Evet hakikat ve maslahat sulhtur. Ecel birdir değişmez. Cenab-ı Hak ne takdir etmişse esbabıyla beraber öyle gerçekleşecekti. Alternatifi yok. O maktul herhalde ecel geldiğinden daha ziyade kalmayacaktı. O katil ise o hazineyi ilahi, o kazayı ilahiyeye nereden çıktı hazine? O katil ise o kazayı ilahiyeye vasıta olmuş. Kader o adamla gerçekleşmiş yani. Eğer barışmak olmazsa iki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. Bak, eğer barışmak olmazsa, onun kökü kurutulmazsa, o gömülmezse toprak altına, İki taraf da daima korku ve intikam azabını çekerler. İki tarafı da sıkan bir şey var burada. Onun içindir ki 3 günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Onun içindir ki 3 günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek İslamiyet emrediyor. Neden öyleymiş? Çünkü o yara büyüyor. Mesela o kırgınlık tedavi edilmediği, dosya kapatılmadığı zaman
sorunları devam ediyor, dallanıyor, budaklanıyor. Herkes birbirine karşı önyargılı olduğu için okumalar da kötü oluyor. O okumalardan dolayı tekrar dönüşülen, girişilen eylemler de hatalı oluyor. Yara giderek büyüyor yani. O yüzden diyor, bak hadisi nereye bağladı? 3 günden fazla bir mümin diğer bir mümine küsmemek. Bu da Müslim'de geçen bir hadis-i şerifmiş. İslamiyet emrediyor diyor. Yarayı büyütmemek, sulh demek ki bu biraz da. Sorunlu alanı hemen dosyalayıp kaldırmak. Hani bizim kafamızda da bazen olur, bir sorun yaşarız. Ya o bana niye öyle dedi, bu bana niye böyle yaptı? O mevzu çözülene kadar içimizde döner döner. Gece yatarız aklımızda, sabah kalkarız aklımızda. Hani ne zaman ki o işi çözer, ha şundan dolayı böyle yapmış veya şu olmuş da böyle yapmış veya bana yapmamış, şu aslında şundanmış dediğiniz zaman, ha dosyalayıp kaldırırsınız. Anlamı tam verdiğiniz zaman o iş sonuca varır. Eğer o katıl bir adavetten ve kinli garazdan gelmemişse ve bir münafık o fitneye vesile olmuşsa çabuk barışmak elzemdir. Yoksa o cüz'i musibet büyük olur, devam eder. Eğer barışsalar ve öldüren tevbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bak bir de dualaşma var. Sadece barışma değil, barışmadan sonrası da dualaşma. Öldüren tevbe etse ve maktule her vakit dua etse, o halde her iki taraf çok kazanırlar ve kardeş gibi olurlar. Bir gitmiş kardeşe bedel birkaç dindar kardeşleri kazanır. Kaza ve kaderi ilahiye teslim olup düşmanını affeder. Ve bilhassa madem Risale-i Nur dersini dinlemişler, elbette mabeynlerinde bulunan bütün küsmekleri bırakmaya hem maslahat, hem istirahat şahsiye ve umumiye, hem nur dairesindeki uhuvvet iktiza ediyor. Nasıl ki Denizli hapsinde birbirine düşman bütün mahpuslar, nurlar dersiyle birbirlerine kardeş oldular ve bizim beraatimize bir sebep olup, hatta dinsizlere, serserilere de o mahpuslar hakkında maşallah, barekallah dedirttiler ve o mahpuslar tam teneffüs ettiler. Ben burada gördüm ki bir tek adamın yüzünden 100 adam sıkıntı çekip beraber teneffüse çıkmıyorlar. Onlara zulüm olur. Mert ve vicdanlı bir mümin küçük ve cüz'i bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez. Bakın çok önemli, bir daha okuyayım bu cümleyi. Mert ve vicdanlı bir mümin küçük ve cüz'i bir hata veya menfaatle yüzer zararı ehli imana vermez. O büyük resimde fayda olan neyse ona karşı kendi menfaatini, kendi hırsını, kendi öfkesini feda eder. Müminin hasleti budur. Mümin verendir. Yani veren el, alan elden hayırlıdır hadis-i şerif var ya. Kendisinden bağışlayandır mümin. Daha büyük resime bakıp o resmin hayrına çalışandır mümin yani. Kendi aman ben hakkımdan vazgeçmem, ben şeyimden vazgeçmem tarzı değil. Daha çok büyük resimde hayra çıkacak şekilde adapte olandır, ona sarf edendir. Kendisini Cenab-ı Hakk'a satandır tabiri caizse. O anlamda satandır. Eğer hata etse, verse çabuk tevbe etmek lazımdır diyor ve mektup burada bitiyor. Süremizin de sonuna yaklaştık. Şöyle toparlayalım. Buradaki ifadelerde sadece mahpusların, sadece Bediüzzaman Hazretleri'nin zamanında o şartlarda yaşamışların hakkı yok. Hep tekrar ediyoruz, etmeliyiz de. Hepimizin hakkı var. Mesela yakın tarihte birçok şey olmuş. İşte Türkler, Kürtler bunların arasında veya Araplar, Türkler bunların arasında yaşanmaması gereken şeyler yaşanmış. Bunlar gerçek yani. Tarihsel birer olgu olarak yapılmaması gereken hatalar karşılıklı olarak yapılmış. Bunların sonuçları olmuş. Ama bir yerde bizim bir sulh olmamız lazım. Bak, bu mektup ekseninde düşünelim. Yani o kara delik bizi yutuyor. Hem onları yutuyor, hem bizi yutuyor. Yani düşmanımız da yutuyor, bizi de yutuyor yani. Bir yerde bunu sulhe çıkarıp dualaşarak sulhe çıkarıp karşılıklı mağduriyetlerimizi gidererek sulhe çıkarıp varlığa bakmamız lazım. Tekrar varoluşa yüzümüzü dönmemiz lazım. Tekrar geleceğe, ya nasıl işte o istirahat-ı umumiyi sağlayacağız? Nasıl işte tam teneffüs edebileceğiz?
nasıl dünyevi faydaları da kaçırmayacak şekilde toplumsallığımızı koruyabileceğiz şeyine bakmamız lazım. Bugün bizim en büyük problemimiz bu. Bu geçmişin düşmanlıkları, husumetleri, kinleri sadece mahpuslar için, sadece kan davası olanlar için değil, toplumsal manada da unutamıyoruz bak. Ne Kürtler unutabiliyor, ne Türkler unutabiliyor, ne Araplar unutabiliyor, ne şu unutabiliyor, ne bu unutabiliyor. Kimse kendisinden vazgeçmiyor. Ben yaşadım, ben şöyle oldum, ben böyle oldum. Tamam oldun, Allah rahmet eylesin ölenlerine, evet zulümler olmuş ama bir yerde de bizim tekrar yüzümüzü sulhe dönüp, varoluşa dönüp, vücudi olana dönüp geleceğimizi kurmamız lazım. Yani bugün de zarardayız. Eğer bu kini devam ettiriyorsak yarın da zararda olacağız. Bir yerde maslahat o kendi şeyimizden vazgeçip Cenab-ı Hak'tan ecrini bekleyerek vazgeçip, çünkü en büyük ecir verecek olan Allah'tır. Tekrar müminlerin o büyük hayatını, Darül İslam'ın büyük hayatını, ümmeti Muhammediye'nin aleyhissalatü vesselam büyük hayatını varoluşa çevirmek lazım. Evet, bir derslik de bu kadar. İnşallah başka bir derste, başka bir mektupla görüşmek üzere. Allah'a emanet olun diyelim. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Ve ahru da'vahumen elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.